Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte endeksi inceliyor olacağız ve aklınıza çokça gelen ve bana da defalarca kez sorduğunuz borsada rally trenini kaçırdık mı? Biz bundan sonra ne yapacağız? Endeks ne yapacak? Borsa ne olacak? Ve biz nasıl para kazanacağız sorularına şöyle kabaca bir artık çok da üzerine düşmeden değinmeye çalışacağım. Bununla ilgili birçok videomuz vardı. Youtube tarafına girerseniz 2023 stratejimiz bu sene ne yapmalıyız? Nereden para kazanabiliriz? Endeks ne olacak? Endeks 2022 gibi getirecek mi? gibi birçok video videoda aslında bunları anlatmıştım. Ama sizler sürekli olarak sormaya devam ettiğiniz için ben de yanınızda olarak bu videolarla bu sorulara cevap vermeye çalışacağım. Biliyorum tedirginsiniz ama aynı soruyu sürekli olarak sormak farklı bir cevap çıkarmaz. Bunu lütfen anlamaya çalışalım. Hangi yorumcudan iyi bir yorumcudan dinlediğiniz sürece tabii ki hangi yorumcudan veya bir yorumcuya kaç defa 3 günde bir 5 günde bir sorarak aynı soruyu sorarak farklı cevaplar alamazsınız. Çünkü piyasa bize bunu söylüyorsa şu an gerçek budur. Bunu değiştiremeyiz. Ama şuradan şu veri geldi Amerika'da istihdam verisi açıklandı faiz oranında şöyle bir gelip yok. Eğer ki gerçekten majör şekilde bu borsanın yönünü net olarak yukarı veya aşağı değiştirecek haber veya haberler gelirse zaten anlık olarak video yaparak sizlere ulaştırmaya çalışıyorum. Ama bunun haricinde Philadelphia Endeksi açıklanmış. Amerika'da ne olur? Enflasyon %3'ten 2,5'a çekildi ne olur? Bunlar majör şekilde borsanın gidişatını değiştirecek hamleler değildir. Bu hamlelerden birileri gerçekleşirse ben zaten sizlere bildiriyor olurum. Bunun haricinde yarınki videoda tüm yatırım enstrümanlarını incelediğimiz bir video gelecek. Onu lütfen ama lütfen kaçırmayın. Dolar içinde, altın içinde, borsa içinde, kripto içinde ne yaparız, nereden para kazanırız da çok net orada değiniyor olacağım. Bu bir ön hazırlık videosudur. Şimdi öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Çok ucuz kalan şirketler veya hikayesi olan şirketler haricinde borsada artık satışlara ya da arbitraja geçmemiz gerekiyor. İnşallah bu video anlık olarak izleyebiliyorsunuzdur. Birkaç gün sonraya kaldığında maazallah daha büyük düşüşlerde olabilir. Daha büyük yükselişler de olabilir. Bu sadece artık borsa sadece kırmızı yakacak, sadece düşecek, satın demek değildir. Ama 2022'de gördüğümüz bu lineer, bu güzel, her gün uyandığımızda mutlu kalkacağımız yükselişi görememe ihtimalimiz çok çok daha kuvvetli. Bu yüzden tekrar altını çizerek söylemek istiyorum. Çok ucuz kalan hisseleriniz veya ciddi bir hikayesi olan hisseleriniz haricinde satış yapmak veya arbitraj yapmak mantıklı. Arbitraj ne demek? Geçiş yapmak. Mesela nedir? Şunu her zaman söylüyordum. Örneğin bir Türk traktör 4 tofaş ediyordur. Bundan bir sene önce 6 ay önce. Şimdi siz bakıyorsunuzdur bir Türk traktör artık 7 tofaş etmeye başlamıştır. O zaman derim ki Türk traktör pahalı hale geldi. Tofaş ucuz hale geldi. Ben onların arasında bir geçiş yapayım. Veya ben X temettü şirketini almıştım. Örneğin Türk traktörü yine örnek vereyim. Temettüsü için almıştım. 45 lira temettü vereceğini 10 FK'dan 450 lira olacağını hesaplıyordum. Analiz ediyordum. Fakat Türk traktör 500 lira oldu. Yani zaten temettüsündeki eder fiyatı geçti. O zaman ben Türk traktörü satayım. Daha ucuz kalan ne var? Örneğin Yunsa var. Temettü değerlemesine ne çıkıyor? 90 lira çıkıyor. Ha o zaman şu an kaç lira 60 lira diyelim örneğin. O zaman ben Türk traktörden satıp burada Yunsa tarafına geçebilirim veya bu örneği çoğaltabilirsiniz kendiniz. Yani ucuz kalmış veya hikayesi olan değerlemesinin ciddi miktarda altına kalmamış şirketler tarafında satış yapmak veya bu tip şirketlere geçmekte fayda var. Bu artık hep ifade ettiğim gibi endeksten para kazanma zamanı bitti. Şirketlerden para kazanma zamanı geldi. Ben de bunun için sizlere sık sık videolar çekmeye çalışacağım. Endekse rağmen alınabilecek şirketler, düşüş olsa dahi portföylere hecedebilecek şirketler. Endeks üstü getiri sağlayabilecek pozitif açacak şirketlerle ilgili videoları çekiyor olacağım. Şimdi birinci maddemiz artık öyle 3-5 tane sağlam şirket alıp bir sene bekleyeyim mantığı 2022 yılında kaldı. Artık orada o seviyede değiliz. Ben 3-5 tane büyük bir 30 şirketi alırım. Arkama yaslanırım. Bir seneden az 2 kat alırım. 2.5 kat alırım. Böyle bir devirde değiliz. Bu 2022'de kaldı. Artık bir kere borsa çok daha fazla takip ve çok daha fazla ilgi istiyor. Hem teknik olarak hem temel olarak hem de makro analiz tarafında çok ciddi bizden ilgi istiyor. Daha uzun vadeli düşünüyorsak birazdan değineceğim. Şimdi rally üstüne rally trenini kaçırdık mı? Hocam borsadaki rally kaçırdık mı? Borsa için evet diyebilirim. Rally'yi kaçırdık. Bakın yükselişi demiyorum. Yükselişler yakalayabiliriz yine. Ama rally tarafını ne yazık ki kaçırdık. Fakat finansal piyasalarda rally bitmez. Doğru şirketi bulduğumuz zaman yine rallylerin içerisinde olabileceğiz. Veya alternatif yatırım araçlarını. Kıymetli madenler olabilir. Emtia ürünleri olabilir. Yabancı hisse senetleri olabilir. Fonlar olabilir. Güzel fonlar var. Bunlar olabilir. Kripto paralar olabilir. Yani finansal piyasalarda rally bitmez. Alternatif yatırım araçları veya doğru şirketlerle yine yeni ralliler içerisinde olabileceğiz. Bunu da kanalda zaten analizini gerçekleştiriyor olacağım. O yüzden abone olduktan sonra zil bildirimini açarsanız da anlık olarak videolardan haberdar olabilirsiniz. Yine beğeni butonuna basarak da desteğinizi gösterebilirsiniz. Bir diğer önemli sorun, çokça gelen yine sorulardan bir tanesi. Borsa şiştiyse neden bir anda düşmüyor Örneğin borsanın şu anda hak ettiği değere örnek veriyorum tamamen. 4200 seviyesi olduğunu düşünelim. Şuraya şöyle çizeyim. Örneğin borsa ne 4200 seviyesini hak ediyor. O zaman borsa birden zaten de artık şiştiyse ve düşmesi başladıysa seçim gibi saydığınız diğer nedenlerden dolayı düşecekse niye buraya gelip burada yatay seyrine başlamıyor? Şimdi burada aslında bazı noktalar var. Birincisi borsa neden yavaş yavaş düştüğünü açıklıyorum. Bunu ifade ediyorum burada. Mecburen çıkmak isteyenler alıcı bulmalı. Bu da her gün düşen bir piyasada olmaz. Bu yüzden bir yukarı bir aşağı bir yukarı bir aşağı sert yukarılar sert aşağılar görüyoruz. Yani burada ciddi bir satış oldu ama sonra piyasa tekrar yükselmek zorundaydı veya yükseltildi arttan ki elinde mal olanlar tekrar satabilsin. Burada biraz daha büyük balık veya tahtacı dediğimiz kişilerin tabii ki çok büyük şirketlerde çok fazla faaliyet gösteremeseler dahi ufak şirketlerin de endeksin gazıyla birlikte de şu çok net bir şey tekrar söylüyorum. Mal satmak isteyenler için alıcı olmak zorundadır. Alıcı olmadan kimse malını satamaz. Olmaz. Bu yüzden çok ufak seviyelerden de mallar satılmak istenmediği için... ...belli bir fiyat aralığı arasında mesela şöyle bir destek direnç çizilirse... ...bu arada bu endeks hareket edecektir. Kah kıracak yukarı yeni bir kendine destek direnç noktası oluşturacak arada hareket edecektir. Ama yeni alıcıların piyasaya gelmesi veya eski alıcıların tekrar alım noktasına geçebilmesi için... ...yukarı aşağı zigzag kısmı devam edecektir. Bizler burada alternatif yatırım araçlarına geçerek kendimizi koruyabileceğiz... ...veya hikayesi olan ucuz kalan şirketlere geçerek kendimizi koruyabileceğiz. Bunun haricinde geçen sene 3 kat getirmiş bu sene de 3 kat getirir. Geçen sene 5 kat getirmiş bu sene de 5 kat getirir vesaire gibi noktalar bizi zarara götürür. Dördüncü nokta temettü veya değer yatırımcısı olsanız bile satıp daha ucuzdan daha fazla almak faydalıdır. İnat etmemek gerekiyor. Ben temettü yatırımcılığının değer yatırımcılığının geleceğin sektörlerine yatırım yapmanın ne kadar iyi olduğunu ne kadar fırsat verdiğini defalarca kez savunan biriyim. Ama hangi temettü şirketi olursa olsun mesela biz de bunları çokça video olarak da kayıt ettik sizlere de sunduk. Bir şirketin Bir sene sonra, 3 sene sonra, 5 sene sonra 8-10 kat yapabileceği potansiyeller var temettü büyümesiyle. Tabii ki yapabilecek. Ama ben o şirkete 5200 liradan ortak olmak yerine 4700 liradan ortak olsam ya da 5200 liradaki ortaklık paylarımı satıp 4200 lirada daha fazla adetten ortak olsam sakıncası olur mu? Tabii ki olmaz. Bu yüzden ısrar etmemek gerekiyor. Özellikle değerlemelerine ulaşmış şirketlerden çıkış yapıp daha düşük seviyelere geldiğinde daha fazla ortak olmakta fayda var. Yine bir biraz teknik analiz bilginiz varsa eğer ki yoksa da teknik analiz eğitim serimizi ücretsiz olarak izlemenizi çok büyük şekilde tavsiye ederim rica ederim. Teknikte satlar geldiği zaman satıp aşağılardan fitil atmalarla kademelenmenin de faydalı olduğunu ifade etmem gerekiyor. Diğer bir önemli nokta yine katıl tarafında sizlerle birlikte kazandırabilecek alternatif yatırım araçlarını ve kazandırabilecek şirketleri analiz ediyoruz konuşuyoruz. Katıl tarafına kayıt olarak bunu öğrenebilirsiniz. Fakat daha önemlisi ise orada bir profesyonel trade eğitim serisi var. Ve bu piyasalarda en çok para kazananlar gerçekten gerçekten iyi şekilde trade yapabilenlerdir. Çünkü şöyle baktığımız zaman sizi biraz daha kısa grafiklere götürmek isteyeceğim bu noktada. 4 saatlik bile kısa değildir. Normalde 30 dakikalıklarda 1 saatliklerde işlem yapılabilir ama buraya baktığımızda zigzaklar çok olduğu dönemlerde çok fazla alım satım sinyalleri oluşur. Yani buralarda çok kez alım satımlar yapabiliriz ve bunlar bizi sadece iyi e trade bilgimiz olduğu koşullarda yanımızda oluyorlar. Bu nokta çok önemlidir. Muhakkak sürekli önce iyi bir teknik analiz sonra da iyi bir trade yapmayı öğrenirseniz piyasa düşerken açığa satış yaparak yani düşüş önünde işlem yaparak para kazanırsınız. Yükselirken yükseliş önünde işlem yaparak para kazanırsınız. Bu noktalar çok önemlidir. O yüzden iyi bir trade eğitimi almak için de katıl tarafından profesyonel trade eğitim serisine kayıt olabilirsiniz. Şöyle bir özetleyecek olursak, artık 2023'te neler olacak? 2023'te para kazanmaya devam edeceğiz. Doğru yatırımlarla, doğru seviyelerden aldığımızda gelir elde etmeyi, özellikle de enflasyon üstünde gelir elde etmeye devam edeceğiz. Fakat borsa tarafında ısrarlı olmamıza gerek yok. Zararda olsak dahi Ederinin üzerinde olmuş, pahalı fiyatlanmış şirketlerde satış yapmamızda herhangi bir bir yoktur. Bunun haricinde yine endeksten bağımsız olarak şirketler nezdinde para kazanmayı yine devam edebiliyor olacağız. Ama sürekli olarak sorduğunuz için tedirgin olduğunuzun farkındayım biliyorum. Ben de yanınızda olmak için bu videoyu çektim. Soru aslında çok basit cevabı. Seçime kadar seçim yaklaştığı süreçte tabii ki siyaset ekonomiye çok fazla etkilediği için çok fazla doğrudan etki yaratabildiği için zigzaglar göreceğiz. Adayların açıklanmasında seçim tarihinin açıklanmasında kaoslarda kavgalarda birbirine girişlerin olduğu durumlarda endeks bunu bunlardan negatif ve pozitif olarak çokça etkilenecek. Bu yüzden geçen seferki olduğu gibi yani şöyle lineer bir büyüme göremeyeceğiz. Biraz daha yine büyüyecektir tabii ki borsamız ama daha büyük zigzaglarla büyüyecektir. Bakın burasının da büyüdüğünü görüyoruz ama burasının da büyüdüğünü görüyoruz. Burası her piyasadaki herkesin para kazanabileceği bir büyüme. Burası ise sabırlı yatırımcının analizle, eğitimle, bilimle yapan yatırımcının kazanabileceği bir nokta. Kafasına göre bu şirket yıllardır var güzel kar ediyor diye almak değil. Hisse değerlemelerini yapmak, güzel bir temel analiz yapmak bizi bu noktada ön plana çıkar artıyor. Evet, borsalærlesini kaçırmış olabiliriz. Borsa yükselmeyecek demek değildir. Borsa yükselişlerine muhakkak surette devam edecektir ama daha yavaş yükselecektir ve daha büyük iniş çıkışlarla yükselişine devam edecektir. Bunu son kez de olsa bu video içerisinde de sizlere ifade etmek istedim. Videomuzun sonuna geldik. Yarınki videoda tüm yatırım enstrümanları ile ilgili orta uzun vadeli ve kısa vadeli görüşlerimi ifade ediyor olacağım. O videoyu da lütfen kaçırmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın. <laughs>